Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde eğer bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz Mustafa Er olacak. Mustafa Er'le birlikte Süper Ligi, 1. Ligi ve Bursa Spor'u konuşacağız. Gündemi değerlendireceğiz. Birazdan deneyimli teknik direktör Mustafa Er bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyenler, Mustafa Er son olarak Ümraniye Spor'da görev almıştı. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Evet, Avrupa heyecanı devam ediyor. Temsilcilerimiz Avrupa'da önemli maçlara çıkacak. Bunu da söyleyelim. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanında, Beşiktaş sahasında Bodo Glimt'i ağırlıyor. Galatasaray Bayern Münih deplasmanında sevgili dinleyenler Şampiyonlar Ligi arenasında. Toplamda 3 temsilcimiz yarışıyor Avrupa'da. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde. Bunu belirtelim. Önemli maçlar var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gruptan çıkma şansı Beşiktaş'a göre daha iyi bir konumda. Bunu söyleyelim. Galatasaray Zorlu Münih deplasmanında iç sahada 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray 3-1 mağlup olduğu maçta deplasmanda Alman devinin konuğu olacak. Yürekten başarılar dileyelim. Yarın da Fenerbahçe iç sahada mağlup ettiği Ludogorets'in konuğu oluyor. Maç Bulgaristan'da oynanacak. Temsilcimiz umarım galibiyetle döner. Ve Beşiktaş, seçim kararı var, teknik direktör belirsizliği var. Bu belirsizlikler yaşanırken geçtiğimiz hafta İstihada 3-1 deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu Bodo Glimt'e. Şu anda da yarın Bodo Glimt'i iç sahada ağırlayacak Beşiktaş. Beşiktaş'a da yürekten başarılar dileyelim. Bu puanlar ülkemiz için çok çok önemli sevgili dinleyenler. Az önce anons etmiştim. Hattımızda konuğumuz deneyimli teknik direktör Mustafa Er. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim Salim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun, hoş geldiniz. Ancak hoca hattan düştü. Tekrardan arayalım Yücel abi. Mustafa hocamız hattan düştü. Tekrardan bağlantı sağlayalım kendisiyle. Birazdan bizlerle birlikte olacak Mustafa Hoca. Sevgili dinleyenler, sorularınızı gönderebilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Evet, sizlerden gelen sorular var. Bunları da yanıtlayacağım. Hemen gelen soruları da kontrol ediyorum. Hemen gelen soruları kontrol ediyorum sevgili dinleyenler. Şu an hattımızda konuğumuz Mustafa Er. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim Salim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Hocam öncelikle son olarak Ümraniye Spor'da görev aldınız. Ümraniye Spor süreci sizin adınıza nasıl gelişti? Bir ayrılık kararı olmuştu. Geçtiğimiz yıl Süper Lig'deyken Ümraniye'de görev aldınız. Uzun bir sözleşmeydi. Yaklaşık 1,5 yıllık sözleşmeydi. Bu sezonda bir ayrılık kararı çıktı. Buyurun hocam. Evet. Yani şöyle, tabii sezon aslında bizim için sıkıntılı başladı. Nasıl? Biliyorsunuz kulübün devredilme konusu çok konuşuldu sezon başı. Yani kulüp Beşiktaş'a devredilecek, edilmeyecek. O şartlarda biz bir takım yapmaya çalıştık ki bütçemiz zaten düşüktü. Belki şu an 10 tane takım sayabilirim ki belki onların minimum %50 belki daha az bütçesinde bir takım kurmaya çalıştık biz orada. Ya sıkıntılardan bir tanesi tam maç haftası Tarık Başkan'ın bırakması oldu zaten. Yani Tarık Başkan bıraktı maç haftası. Daha sonra ikinci başkan, öbür başkan başkanlığa devraldı. Tabii oyuncuların bir tedirginliği vardı bu süreçte. Biz transferde çok inceleyip sık dokunmak zorundaydık. Çünkü mali tablo ortadaydı.
Onun için ama direkt bizim istediğimiz oyuncularla yani sezona başladık. Bu anlamda istediğimiz oyuncuları aldık diyebilirim. Yani oyuncular birçoğu var zaten bizim için de orayı tercih ettiler. Ama sezona tabii ki ön tarafta özellikle santrafor ve kanat bölgesindeki transferde çok zorlandık ve çok geç oldu transferler. Zaten biz 4 maç görevde kaldık. 4 maça santrafor seçtik. Santrafor'u bir türlü dolduramadık. Kanat oyuncuların tamamı da yani kampın sonlarına doğru lig başlayacağı döneme doğru gelmeye başladılar. Yani birçok oyuncu kamp geçirmemişti. Bu takımın ciddi anlamda bir zamana ihtiyacı vardı. Çünkü geçen seneden 17 oyuncu ayrılmış. Ve bunların yerine gelecek oyuncuların biliyorsunuz hem kamp geçirmemiş hem uyum süreci, birliktelikleri, sağ içi, sağ dışı, beraber hareket edebilmeyen hepsi bir süreçti bunların. Bir de fiziksel anlamda da yetersizlik vardı. Bir de öyle bir fikstür çektik ki yani ilk 4 haftanın 3'ü dışarıda ve hepsi şampiyonluğu oynayan takımlar. Gençler bir Sakarya, Bodrum dışarıda, Göztepe içeride böyle bir fikstür çektik. Bunların da avantajını yaşadık. Yani bunları da konuştuk aslında ama maalesef süreç böyle ilerledi. Tabii şimdi burada geriye dönüp kimseyi suçlamanın anlamı yok. Bu sonuçta hep beraber bu süreç yaşandı. Ben hala o takımın yani iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Belirli noktalarda tabii ki eksiklikler var ama çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık. Dediğim gibi sezon başı itibariyle maddi manevi çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Çok ciddi anlamda mevkisel eksiklikler yaşadık. Yani çünkü bunları doldurmak kolay değildi. Mali tabloda bizim istediğimiz birçok oyuncuyu rakiplerimiz de aldı. Yani maddi anlamda o yetersizlik oyuncuların başka kulüplerine de gitmesine sebep oldu. Böyle bir süreç yaşandı. Bunlar futbolun içinde var. Siz de biliyorsunuz. Ben sonuçta orada geçen sene bu sene görev yaptık. Ben en kısa zamanda toparlanacağım ve iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum ben. Biz de artık bundan sonrası için önümüze bakacağız. Hocam bir sorum olacak. Az önce ifade ettiniz. Ümraniye Spor'un sezon başında Beşiktaş'a devri konuşuldu. Pilot takım konusu çok konuşuldu. Beşiktaş'ı takip eden muhabirler de paylaştı. Bu durumla ilgili yorumunuz nedir? Böyle bir durum oluştu mu? Var mıydı? Söz konusu muydu? Yok, görüşüldü. Kesinlikle görüşüldü. Zaten ben teknik direktördüm. Yani bana bundan da bilgi verildi. Hatta bir dönem %99 anlaşıldığı da söylendi bana. Yani tarafların anlaşıldığı ve devrin olacağı söylendi. Sonra tekrar bozuldu. Bilmiyorum yani. Ama kesinlikle görüşüldü. Ancak o devir gerçekleşmedi. Çünkü semt istemiyor böyle bir devrin olmasını. Yani Ümraniyespor'un Beşiktaş olmasını istemiyorlar. Çünkü Ümraniyespor'un Ümraniye'de kalmasını istiyorlar. Bu anlamda tabii ki bu oyuncular da tedirginlik yarattı. Yani biz şöyle söyleyeyim size, biz sezona başladığında yani kamp dönemi ve sezon ilk iki haftası oyuncular ve biz yani hiçbir şekilde bir tane para almadan sezona başladık. Bu belirsizliklerden dolayı. Yani birçok kulüp biliyorsunuz oyuncu transferi yaparken yani birçok kulüpte teşkilatı vesairesi hemen ödenir yani. Biz bu anlamda oyuncular da çok ciddi anlamda fedakarlık yaptılar. Biz teknik ekip birçok fedakarlık yaptık. Artık kongre süreci içeri para da çok alıyorsunuz netleşmek için. Yani ilk iki haftayı hani kamp dönemi geçirilmiş ilk iki hafta bir tane para almadan bir sezona başlayacak. Devir olacak mı olmayacak mı? İşte devir olursa sonrası ne olacak? Oyuncular devam edecek mi? Biz devam edecek miyiz? Bunların hepsi bir süreçti ve herkesin kafasını karıştıran bir süreçti. Ama bu süreç yaşandı. Gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi ama olumsuz anlamda, ciddi anlamda, olumsuz anlamda, maddi manevi olumsuz anlamda etkilediğini söyleyebilirim tabii. Hocam bu arada kulaklıktan mı konuşuyorsunuz? Ses buğulu geliyor. Hemen bir saniye. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Şimdi nasıl? Şu an çok iyi hocam. Hocam peki Süper Lig ve Birincilik'te yarış devam ediyor. Hem Süper Lig hem de Birincilik'teki ilgili yarışla ilgili yorumunuz nedir? Düşünceniz nedir? Süper Lig tabii. Süper Lig'de şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe biraz diğer kulüplerden ayrıldılar. Puantajda da ayrıldılar. Performans olarak da ayrıldılar. Çok ciddi yatırım yaptılar. İkisi de yatırım yaptı. Diğer kulüpler onlara yetişmeye çalışıyorlar. Ancak bu biraz zor görünüyor. Gün an itibariyle zor görünüyor ki ikinci ligin de neredeyse 3'te 1'ine yakın bir bölümünü tamamlamak üzereyiz. Sezon sonuna kadar da böyle devam edecek gibi duruyor. Arkada bir grup olacak. Orta ve alt grup olacak gibi görünüyor. Kendi aralarında oynayacağı karşılaşmalar biraz belirleyici olacak gibi görünüyor ben bu anlamda. Belki Adana Demir Beşiktaş maçları, deplasmanları
Trabzon deplasmanları da bunlara eklenebilir Beşiktaş'la beraber. Ama dediğim gibi Galatasaray ve Fenerbahçe bu sene ikisinin arasına geçecek gibi görünüyor. Hocam şunu da sormak istiyorum. Birincilikte duranmış kulüplerde görev aldınız. Birincilikle ilgili değerlendirmeniz nedir? Makas açıldı orada da. Eyüp Spor ciddi bir atağa geçti. Yani makas açıldı mı? Şöyle baktığınız zaman 3. lig arası 5 puan. Yani evet. Orada da ben her şeyin olabileceğini düşünüyorum. Yani playoff ve şampiyonluğu oynayan 8-9 takım var. Yani bu 8-9 takımın da birbirlerini her yerde her şekilde kafa kafaya oynayabileceği bir grup gibi görünüyor. Burada kadro yapılanması çok önemli. Kadro planlaması çok önemli. Eyüp'ün tabii ki bir avantajı var. Çünkü ciddi anlamda, mali anlamda da kuvvetliler. Kadro planlamasında da kuvvetliler. Zaten yaptıkları yatırımın karşılığı bu zaten. Yani bunun dışına çıkmamaları gerekiyor. Ama ilerleyen süreçte bence birçok şeye sürprize gebe olacaktır orası. Benim için sürpriz değil ama kamu için sürpriz olacaktır. Alt taraftan iyi takımlar gelecektir. Muhakkak ki geleceklerdir. Ya kalite anlamında fena değil. Beklenen kalitenin bana göre yine altında. O anlamda yine altında. Ama dediğim gibi 7-8 takım playoff için, o ilk 7 için belki 9-10'a da çıkabilir bu sayı ilerleyen süreçte. Diğer kulüpler de alt tarafta düşmemek için oynayacaklardır. Artık tamamen dengelerin oturduğu haftalara girdik zaten. 10 hafta, 11 hafta geride kaldı. Şu andan itibaren maçlarla alakalı aslında daha net yorumlar yapılabiliyor. Yani takımların çünkü birçok şey oturmuş durumda artık. Yani eksik denilebilecek bir nokta yok. Fiziksel anlamda, taktiksel, mental anlamda her şey oturmuş durumda. Daha çok maçlarında sonuçlanacağına dair fikirler üretebiliyor herkes. Tabii ki sürpriz sonuçlar burada da çıkacaktır. Ama görüntü itibariyle dediğim gibi 9-10 takımın playoff ve çıkma mücadelesi verdi. Geri kalanında düşürmek için mücadele ettiği bir fotoğraf var önümüzde şu an. Peki hocam az önce bahsettik mesela Süper Lig'den. Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer takımlar var. Net bir şekilde bariz bu şekilde ilerliyor lig. Hocam Bursaspor Süper Lig'de Anadolu'dan şampiyon olan son takım. Trabzonspor ve Başakşehir'i ayrı tutuyorum. 2009-2010'da bunu başardı. Bursaspor'un sergilediği başarıyı yakalayabilecek takım var mı? Ne dersiniz? Ya bunu biliyorsunuz, Başakşehir gerçekleştirdi daha sonra. Evet. Yani Başakşehir şampiyonu ama şu an Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin yani yaptığı yatırımlara bakınca şu anki konjektürde biraz zor gözüküyor. Evet. Yani çok ciddi bir mali tablo var önlerinde ve bunu yaparken ciddi oyuncu satışı da gerçekleştiriyorlar. Yani oyuncu satışından da ciddi gelirler elde ediyorlar ve ciddi paralar harcayıp ciddi oyuncular, iyi oyuncular transfer ediyorlar. Diğer kulüplerin bu tarz bir gücü yok. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe bu şekilde bilmiyorum devam edebilir mi? Devam ederlerse biraz zor görünüyor. Çünkü tabii ki yani istediğiniz kadar saha içi organizasyonunuz olsun, iyi yönetilen bir kulüp olsun, kalite olmadığı sürece işiniz çok zor. Yani en azından o kalitenin, makasın çok açılmaması gerekiyor. Şu an o makas, yani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin aldığı oyuncular ciddi anlamda Avrupa'da çok üst kulüplerde oynamış iyi oyuncular. Yani ve bunlara karşı bir organizasyon içinde olmak ve şampiyonluğun konuşup şampiyon olabilmek gerçekten şu an için, ama söylüyorum şu an çok zor görünüyor. Bunu birisi başarabilirse inanılmaz bir şey başarmış olur ama şu an kısa vadede benim açımdan zor görünüyor. Peki hocam, dünyada var mı örneği bilmiyorum ama Süper Lig'de, en üst ligde şampiyon olup sonrasında birincilik, ikinci lige düşen, transfer yasağı cezalar alan başka bir kulüp yoktur diye düşünüyorum dünyada. Siz Bursaspor'da her görevde bulundunuz. Bursaspor kademesinde. Bursa'da yaşıyorsunuz. Hocam, Bursaspor neden bu durumda? Sebepleri nelerdir? Yani Bursaspor, hani saatlerce konuşsak herhalde bitiremeyiz. Geldiği nokta sadece Bursalıları, Bursaspor'u değil, Türkiye'de herkesi üzüyor. Büyük bir camia. Futbol şehri. Futbolla yatıp futbolla kalkan bir şehir. Ya maalesef herkes Bursaspor'dan uzaklaştı. Aslında en büyük problemlerden bir tanesi bu. Yani başkan olması gereken, yönetici olması gereken herkes uzaklaştı. Taraftar uzaklaştı. Camia bölündü. Takım, yani bakıyorsunuz 3000-4000 kişiye maç oynuyor. Yani birçok anlamda şehir
futboldan futbolla alakalı konuşuyorum. Ayrıştı birbirinden. Ya burada şimdi bu duruma gelmesinin sebeplerinden bir tanesi herkesin bu duruma neden geldiğiyle alakalı birbirini suçlaması. Herkesin birilerine suç atması, belki suçun da ötesinde farklı şeyler söylemesi. Maalesef kimse aynaya bakmıyor tabii ki bu anlamda. Bu sürece gelmesinde herkesin payı var. Yöneticilerin, başkanın, başkanların, hocaların, taraftarın, yerel basının, camianın önde gelenlerin, herkesin. Tabii ki bunun derecelerini farklılaştırabiliriz ama herkesin sorumluluğu var bu duruma gelmesinde. Ama dediğim gibi bu saatlerce konuşulması gereken bir konu. Belki bu sene bile bu ligde kalacak mı kalmayacak mı konuşuluyor ki bu çok gerçekten acı bir durum. Ama yani bu tarz kulüpler maalesef bakıyorsunuz Türkiye'de son yıllarda taraftarı olan, kitleleri olan camia takımları maalesef kötü yönetiliyor. Yani Eskişehir'e de bakıyorsunuz Bal Ligi'ne düştü. Bursaspor durumu ortada. Sakarya, Kocaeli işte belli noktalarda. Ankara Gücü iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Yani Göztepe keza aynı şekilde. Bakıyorsunuz bu saydığım kulüplere, tabii daha farklı kulüpler de belki var ama bunlar çok kitleler arkasında. Ankara Gücü hariç hiçbiri Süper Lig'de değil. Yani burada ciddi bir problem var. Herkes bu takımlar Süper Lig'de olsun diyor ama hiçbir şey sebepsiz de değil. Yani önce orayı hak etmek gerekiyor. Yani bu anlamda gelinen nokta bütün kulüpler için aslında iç açıcı değil. Yani hepsinin ciddi anlamda kendilerini sorgulamaları gerekiyor. Yani Bursaspor'un şu anda ikincilikte olması bütün bu senin canını acıtıyor açıkçası. Ancak bu anlamda da dediğim gibi çok fazla konuşulacak şey var. Yani burada biz programı bırakın, yani günlerce konuşmak gerekiyor. Ama dediğim gibi yani burada herkesin ayrışması, herkesin kulübün etrafından uzaklaşması, önemsemez hale gelmesi, bunlar en önemli problemler. Çünkü çok ciddi potansiyel var burada. Altyapısı hala kuvvetli, çadır, tesisi, hepsi birincilik seviyesi. Sadece şehrin şapkasını önüne koyup kenetlenmesi ve birlikteliğe ihtiyacı var. Bu birlikteliğin sağlanması lazım. Bu birliktelik sağlandığı takdirde Bursaspor 2-3 yıl içinde tekrar Süper Lig'e dönecektir. Yani borcun, herkes borca takılıyor, düşmemesine takılıyor. Yani düşse de borç, yani Bursaspor için 1.300, 1.400 veya 1.5 milyarlık borçlar bu şehir için söylüyorum. Yani şehrin potansiyeli için söylüyorum. Çünkü burası sanayi şehri. Aslında çok ciddi rakamlar değil. Çok çabuk halledebilecek rakamlar ama önemli olanın ben olduğunu da düşünmüyorum. Yani önemli olan bir strateji belirlemek. Bugün siz bu borcu bu gece bitirin. Yarın kongre yapın, 20 tane aday çıkar. 5 yıl içinde tekrar o borç yine 1 milyon üzerine çıkar. Yani bu borcun yükselmesiyle alakalı şu anki, tabii ki borç yükselmemeli ama yani şu anki sorun o değil. Yani o çok çabuk, bu şehir onu çok çabuk halleder. Ancak bir tekrar bunların yaşanmaması için farklı bir yola girmesi lazım. Farklı bir yönetimsel düzeneye girmesi lazım Bursaspor'un. Yani o düzeneğin işlemesi lazım. O düzenek işlediği takdirde tekrar ayağa kalkabilir diye düşünüyorum ben. Onun için de dediğim gibi herkesin kulübün etrafında toplanıp geçmişi bir kenara bırakıp yani hatalardan ders çıkarıp kenetlenmesi lazım. Kenetlenirse, birlikte olursa her yerden bu kulüp geri döner. Çünkü ciddi bir potansiyel var. Önemli olan o potansiyeli ortaya çıkarabilmek. Onun da tabii ki planlamasını yapmak. O yola girdikten sonra o planlamanın ben yapılabileceğini düşünüyorum. Ama son olarak şunu söyleyeyim bu konuyla alakalı. Bursaspor tekrar geri dönecektir. %100 dönecektir. Yani ne zaman dönecektir? Sadece bu soru var ortada. Yani ben böyle düşünüyorum en azından. Yani ne zaman döneceğiyle alakalı onu kestiremiyorum. Ama %100 geri dönecektir. Hem de güçlü geri dönecektir. Yani düştüğü yerden muhakkak kalkacaktır. Ama dediğim gibi bunun için sağlıklı bir organizasyon, şehrin kenetlenmesi, herkesin takım etrafında toplanıp kendi menfaatlerini takım menfaatinin önüne koymaması. Bu da kırmızı çizgi bence. Kendi menfaatlerini takımın menfaatinin önüne koymadan takımı yukarı çıkaracak organizasyonla Bursaspor muhakkak geri dönecektir. İnşallah bu en kısa sürede, en kısa vadede gerçekleşir. Hocam kısa aramız var. Hatta beklerseniz teşekkür ederim. Ardından birkaç sorum daha olacak. Tamam. Bekliyorum. Teşekkür ederim hocam. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz teknik direktör Mustafa Er. Mustafa hocam, tekrardan hoş geldiniz. Merhaba.
Merhaba. Hocam şunu sormak istiyorum. Az önce Bursa Spor'dan bahsettik. Bursa Spor'da sizin çalıştığınız dönemde performansı yüksek olan birçok oyuncu vardı. Bunlardan bazıları İsmail Çokçalış, Burak Kapacak, Ali Akman. Hocam bu isimler istenen seviyeye ben ulaşamadığını düşünüyorum yani bu anlamda. Özellikle de orada çok sizin döneminizde çok coşkulu bir futbol vardı. Gittikleri takımda çok fazla boy gösteremedi bu üç isim. Bunlara yeniler de eklenebilir. Bunun sebebi nedir hocam? Ya tabii bunların hepsi aslında çok potansiyelli ve iyi oyuncular. Tabii evet. Ki o dönemde bizim takımımızdan 8 oyuncu 7'si Süper Lig, 1'si Bundesliga Almanya'ydı. Yani evet. Bu çok ciddi bir rakam ve bunu biz bir sene içinde gerçekleştirdik. Yani 7 oyuncu Süper Lig, bir tanesi Bundesliga. Tabii o performansları onlar da etkili oldu. O pandemi döneminde yani bizim maçlarımız Avrupa'dan birçok squad geliyor. Yani evet. Almanya'dan, İngiltere'den, İtalya'dan birçok oyuncumuzla alakalı. Tabi bu çocukların üzerinde de aslında biraz baskı yarattı. Yani onlar, biz onlara bunları çok belli etmemeye çalışıyorduk ama bir şekilde öğreniyorlardı tabii ki. Çok ciddi anlamda takip edildiler. Zaten Süper Lig'deki dediğim gibi hemen hemen birçok kulüp hepsine talipti. Aslında o dönemde işte kulübün çok zor durumda olmasından dolayı o kadronun aslında korunup elle tutulup ya tahta açılıp belli takviyeler yapılabileceği belirli noktalara onları da koruyacak bir organizasyonla yani sağ içinde tutacak bir organizasyonla hem geri dönüş çok daha iyi olabilirdi hem bu oyuncular çok çok daha iyi prim yapabilirlerdi. Çünkü kendi kulüpleri orada kendilerine çok özgüvenli hissediyorlardı. Kulübün Süper Lig'e çıkmasıyla kendi katma değerleri kat ve kat artacaktı aslında. Tabii kulübün bulunduğu ortamdan dolayı, kulübün ihtiyacının olmasından dolayı bana göre birçoğu çok ama çok ya kulüp için söylüyorum çok ucuz fiyatlara farklı kulüplere gittiler. Tabii oyuncularla alakalı gittikleri kulüplerle alakalı söyleyebilirim. Yani bence hepsi çok iyi oyuncu. Hepsinin ciddi potansiyeli var. Bazen değişiklikler çok çabuk sonuç vermeyebiliyor. Burak Kapacak işte Fenerbahçe'ydi. Şimdi Sivasspor'da oynuyor. Evet. Ben bunu söyleyebilirim. İşte İsmail Adana Demirspor'a gitti. Ben İsmail'de de çok ciddi potansiyel olduğunu düşünüyorum. Belki o önündeki oyuncudan dolayı, belki Svensson'dan dolayı kaynaklı olabilir. Bilmiyorum. Evet. Çünkü Adana Demirspor'da bu ligin kaldır üstü en iyi 4-5 takımından bir tanesi Süper Lig'in. Evet. Yani belki farklı bir kulüpte olsa çünkü şöyle bu oyuncuların ben hep söyledim hala tam %100 değiller. Yani hala eksikleri %100 vardı. Evet. Belki evet bazıları zorunluluktan da olsa oynadı ama çok ciddi anlamda geliştiler. Ancak gelişimleri devam ediyor. Yani birçoğu gelişimini tamamlamadan ayrıldı. Yani belki bunun eksikliğini yaşıyorlar. Çünkü gittikleri kulüpte bu gelişim devam edeceği için oralarda hemen hazır oyuncu oynatıp ya da mevkisindeki oyuncu çok iyi olduğu için arka planda kaldığı noktada çünkü bunlar genç oyuncu. Yani bu yeterlikleri tam tamamlanmadan gittikleri için de bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Ve oynayamadıkları noktada da bunları tamamlayamayıp artı eksiye de gidiyorlar. Yani var olan fiziksel ve oyun anlayışları da biraz geriye gidiyor. Bence asıl problem bu. Tam yeterliklerini tamamlamadan gitti bu oyuncular. O yüzden diyorum ben hani kulüp devam edebilir bu oyuncularla transferi açıp belirli noktalara transferler yapıp süperliğe çıkabilseydi bu oyuncular 1-2 yıl orada oynayıp çok çok farklı yerlere hem kulübü de getirebilirlerdi hem kendileri açısından da çok çok farklı olabilirdi. Ama çok gençler, hala gençler. Yani konuştuğumuz oyuncular hala 22-23 yaşında bu çocuklar. Ve ilerleyen süreçte tekrar Türkiye'nin gündemine oturacaklardır diye düşünüyorum ben. Sağlıklı bir yapı oynayabilecekleri bir konjektürde o eksiklerini tamamlayacakları bir takım buldukları noktada tekrar o ivmeyi yakalayacaktır. Hepsinin ben çünkü ciddi potansiyeli olduğunu düşünüyorum çünkü. Hocam mesela oradaki en büyük hayal kırıklığı bence Ali Akman. Bursa Spor performansı 45 maç 14 gol 5 asist. Sonrasında Göztepe'de 16 maç gol yok. Diğer gitmiş olduğu takımlarda zaman zaman forma şansı bulmuş. Evet. Yani ciddi bir hayal kırıklığı. Zaten bizim o sene kırılma anımız da o kırılma anlarımızdan bir tanesi. İki tane kırılma anı var. Bir tanesi o. Biz ikinci yarı biliyorsunuz o takımda olmadığı için çok ciddi problem yaşadı. İlk yarı 10 golle bitirmişti. Yani 18 yaşında 10 gol ve asistler muazzam bir performans. Ve onun o performansı 5 aylık performans sonra Bundesliga'ya taşıdı dediğim gibi. Ama biz ikinci yarı maalesef ondan faydalanamadık. Belki ondan faydalansaydık farklı olabilirdi. Çünkü
net bir 9 numaramız onun haricinde yoktu. Evet, alttan gelen vardı ama o günkü şartlarda oynayacak durumda değildi onlar. Yani hazırlamamız gerekiyordu. Ali'den faydalanmak da o anlamda bizi çok hırpaladı. Belki kulübün de geleceğini etkiledi. Kendisi daha sonra farklı tercihler yaptı. Göztepe'ye geri döndü. Enteresan bir tercihti. Dedim ki herkes kendi tercihini yaşıyor. Yani kendi tercihini yaşıyor. Şu anda da evet, geriye gitmeye başladı. Keşke o dönem kalıp takıma faydalı olup takımı çıkarıp en azından belki o zamanlar farklı şeyler konuşulabilseydi. Ama dediğim gibi geriye dönüp baktığınız zaman birçok şeyi konuşabilirsiniz. Ama dediğiniz gibi performansı ciddi anlamda geriye gitti. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Rica ederim. Çok çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Mustafa Erdi. Sizlerden gelen sorular var, bunları cevaplayacağız. Birazdan uygun olursa Adil Gevrek bizlerle birlikte olacak. Yeni Malatya Spor Başkanı. Sevgili dinleyenler, Yeni Malatya Spor da bu sezon lige veda etmişti, bunu belirtelim. Birazdan uygun olursa Adil Gevrek bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Evet, sizlerden gelen sorular var, bunları cevaplayayım. Yakup Sever yazmış. İyi yayınlar Salim abi. Hocamız Eyüp Spor'un performansını nasıl buluyor? Süper Lig'e çıkma şansını nasıl değerlendirir? Bu soruyu yöneltmiştim birincilikle ilgili olan kısımda. Eyüp Spor'un performansını iyi bulduğunu söyledi. Ben de Eyüp Spor'un performansını iyi buluyorum. Zaten ligde tek mağlubiyet, iki mağlubiyetleri var. O da Sakaryaspor ve Bandırma Spor'a karşı. Onun dışında beraberlikleri dahi yok. Son hafta sahalarında Adana Spor'u mağlup ettiler. Adana Spor'da da biliyorsunuz teknik direktör değişikliği yaşandı. Mustafa Kaplan göreve başladı. Çorum FK'da teknik direktör değişikliği var. Çorum FK'da Tahsin Tam'la karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Yerine gelen isimse son olarak Sakarya'da görev alan Serkan Özbalta. Evet, devam edelim. Hattımızda konuğumuz şu anda Adil Gevrek, Yeni Malatya Spor Başkanı Adil Gevrek bizlerle birlikte. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Sayın Başkan, hemen başlayayım. Gelecek sezon lige devam edeceksiniz. Evet, inşallah. Kısmet planlama nedir? Tesis ve stadyum konusunda Malatya'da mı yoksa İstanbul'da ya da farklı şehirlerde mi? Malatya'da, yani olursa Malatya'da devam etmeye çalışacağız. Ama tabii onun öncesi mutlaka bizim şu an planlama olarak borcu kapatmak, tahtayı aşmak bizim şu an tek şeyimiz o. Konumuz o. Onları açıp ondan sonra da Malatya'da önümüzdeki sene hazır bir şekilde lige başlamak istiyoruz. Ama onun öncesi dediğim gibi mutlaka tahtayı aşmamız gerekiyor. Peki tahtayı açmak ve borcu kapatmak dediniz. Total borç ne kadar Sayın Başkan? Ya total borç Mali Kongre'de 500 liraydı ama bunu tabii ki daha aşağılara bitecek. Yani onu biliyoruz. Onu bildiğimiz için birkaç tane futbolcularla da konuştuk. Dosyalar, bir büyük olan bir 10 tane dosya var. Onları da konuştuk. Yani bu borcu herhalde tahmini olarak yarısından daha az da, yani 200-300 lira bitecek diye düşünüyoruz. Ama tabii bu futbolcularla görüşülerek olacak. Zaten o borcun hepsini ödememiz mümkün değil. Biz hem o dosyada olan faturcularla da görüştük. Borcumuz olduğu yerlere de söyledik. Ancak yardımcı olursa olur. O da olur mu? Çok dediğim gibi büyük dosyalara görüştük. Hepsi de bu konuda yardımcı olacaklarını söylediler. Onun için tabii ki dediğim gibi bunu sadece o parayı şey yapmaktan biz yönetim değil. Bunu daha önce de kongrede, farklı platformlarda her zaman söylüyorum. Bütün Malatya kamuoyunu şöyle bilsin. Biz üstümüze düşeni yapacağız. Şahsım ve yönetim kurulu olarak biz ne söz verdiysek, evet, oradaki siyasetçilerimizle de konuştuk ama bu iş sadece bizim değil, yönetimin tek başına çözeceği bir iş değil. Bunu siyasetten, sivil toplumun, belediyenin, herkesin içinde olması lazım. Eğer olmazlarsa sadece bize kalırsa bu iş çok zor. Yani çözülmesi, onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi siyaset destek verirse biz bu konuda çıkacağımıza inanıyoruz. Peki gerekli destek var mı? Yani şunu söyleyeyim, biliyorsunuz bunu ben gelirken bunları söyleyerek yaptım.
Yani bu şekilde olacak. Yani bu paranın işte atıyorum %30'unu biz yönetim olarak çözeriz. Evet. Yani %30'unu biz karşılarız ama geri kalan %70'ini de biz belediye başkanımızla konuştuk. İşte orada eski bakanımızla görüştük. Bunu hem bakanımızla konuşarak, işte sponsorlar bularak, ya sonuç olarak Malatya'da ciddi bir deprem yaşandı, ciddi bir sıkıntı yaşandı ve bu konuda da alakalı da bunu yani keşke yaşanmasaydı, evet. Dediğim gibi böyle bir sıkıntı olmasaydı da futbolu da konuşmamış olsaydık ama maalesef yaşandı ama bir tarafta da hayat devam ediyor. Malatya'yı ayağa kaldırmamız lazım. Malatya'yı ayağa kaldırırken yeni Malatya'yı ayağa kaldırmamız lazım. Evet. Bu arada tabii ki destek olur mu? Ben mesela Hatay'a destek olundu. Bana göre daha fazla olunması gerekiyor. İşte orada öncülüğü kim yaptı? Volkan Hoca yaptı. Volkan Hoca yaptı. O yaptı. Bana göre çok da güzel bir şey yaptı. Bu anlamda Hatay'a hem maddi anlamda da ciddi destek verildi. Evet. Ve bunun verilmesinden gerçekten ben de memnun oldum. Daha da verilsin. Çünkü orada ciddi bir sıkıntılar yaşamış. 4 tane ilimiz Hatay, Adıyaman, Malatya ve Maraş. O 4'ü çok büyük zarar gördü. Evet. Ve bu 4 ile de ciddi bir şekilde destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onlar da bir tanesi Hatay'dı. Hatay Spor'a ciddi bir şekilde destek verildi. Yani daha da verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Malatya'ya da bu şekil onun %50'si olsa bile biz yine kurtarırız. Onu söyleyeyim. Yani onun %50'sini biz o desteği alırsak biz bu burcu kapatır. Malatya tekrar Süper Lig'e yani eski günlerine kavuşur. Peki Sayın Başkan. Ama bunun siyasetçilerin önce olması lazım. Bunu söyleyeyim de yani siyaset Malatya'daki bizden siyaset önce olmazsa önüne girmezse yani sonuç olarak bu Malatya takımı Malatya'nın belki de Malatya'nın ve Malatya halkının Malatya'nın ihtiyacı olmadığı kadar Yeni Malatya Spor'a ihtiyacı olur. Yani Malatya'ya kalkarken sporla beraber bu sosyal faaliyetin olması lazım. O anlamda siyasetin de Malatya'nın önde gelen kanatlarında bu işe öncülük yapması lazım. Öncülük yaparsa biz Allah'ın izniyle bu işi çözeriz. Yani bunu daha önce de söyledik ama onlar hiç önüne düşmezlerse, bu işi peşine düşmezlerse bu iş bizde sadece bizde olmayacak diye bunu kongrede söyledim, farklı yerde söyledim. Şimdi herkes ya evet adil gerekliyordu arkadaşlar da bu işi çözecekler, bu yiyecek. Ama tamam evet biz yapacağız ama bu tek başına bizim yapamayacağımızı defalarca söyledik. Yani bunu tek başına bizi yalnız bırakırlarsa bu iş olmayacak. Ama yalnız bırakırlarsa bir destek verirse biz daha fazlasını yapıp ve daha eski, daha iyi günler yaşayacağımıza inanıyoruz. Biz bu inançla yola çıktık. Ama öyle deyip de ya hadi görev yapar deyip de siz arkasında durmazsanız, yanında durmazsanız kimse yapamaz bu iş. Evet. Öyle de bir durum var. Sayın Başkan şunu da sormak istiyorum. Mesela az önce dediniz ki Hatay'da buna öncülük yapan Volkan Hoca'ydı. Volkan Demirel'di. Sizde de bir teknik direktör belirsizliği var. Yılmaz Vural Hoca'ydı ama Yılmaz Hoca da şu an affını istedi ve menemene gitti. Teknik direktörünüz belli mi? Çünkü teknik direktörümüz takımımız şu an oynamıyor teknik direktörümüz olsun. Şu anda bizim bakın güzel kardeşim bizim şu an birinci önceliğimiz bizim borcu kapatıp transferi aşmak. Transferi aşmadan hoca olsa futbolcu transfer etmezsen hoca olsa ne olur? Yani evet. Bizim için o kolay. Yani bir hocanın olması şu anki zaten oynamayan bir takımın hocasına hocaya gerek yok. Futbolcuya gerek yok. Biz bu sene zaten ligde yokuz. Ama bizim planlarımızın içerisinde birinci senede tahtayı açmak. Tahtayı açtığın zaman hocan da olur, futbolcu da olur. Ama bizim şey gibi değil, Hatay gibi şimdi böyle bir oynamayan da bir geçen sene gibi değil. Biz bu sene ligde katılmadık. Bir sene boyunca katılmadık. Onun için bu sezonu biz artık bizim için kapandı. Önümüzdeki sezon için hazırlık yapacağız. Evet. Onu da transferi açmamız lazım. Tahtayı açmamız lazım. Tahtayı açmak için de bu işin içerisinde tabii ki para lazım. Evet. Para kimle olacak? İşte herkes bir araya gelecek, birlikte olacaklar, beraber olacak, böyle olacak. Onun için hoca tabii ki yani şunu demek istediğiniz anladım. Yani size de işte bir Volkan olsa öncülük yapar mı o anlamda? Şu anda öyle bir ortam yok yani bizim şu anki bir durumda. Onun için siyasetçiler mutlaka bunu yapması lazım. Peki Sayın Başkan, Yusuf Endiaşimiye konusu çok konuşuldu. Oyuncuyla ilgili de medyada yer alan zaman zaman haberler oluyor. Bu konuya açıklık getirir misiniz? Özellikle de bu hakkıyla ilgili, Başakşehir'deki hakkıyla ilgili. Ya orada bakın ben daha önce de bunu konuştum ya. Bunu Yusuf'u 50 bin dolara alıp 2 milyon 150 bin euroya Başakşehir'e sattık. Yani bunu farklı diyor. O yüzde onları diyorlar. Hani yüzde onu vardı onu. O bir sene düştüğümüz sene ciddi sıkıntısı vardı. Biz gittik daha öyle bir şey yokken. Gönderme satışı yokken
O %20 olan kısmını, ön parasını aldık, sattık, kulübe farklı yere ödedik. Bugün o şartta da o para lazımdı. Niye aldılar, niye etmediler? Peki kimse şuna bakmıyor mu ya? Bu oyuncuyu 50 bin lira alıp da 2 milyon sattın, orayı görmüyor da onu niye öyle yaptı? Böyle. O bir hukuksuz bir durum değildi. Yanlış bir şey değildi. O günün şartlarında öyleydi. %20 koymayabilirdik de. O gün zaten öyleydi. Hatta 2,5 milyon, 2 milyon 200 bin lirayı verelim, şey olmasın. %10'da, 20'de olmasın. O zaten yoktu. Ben koydurdum bunu oraya. 150 bin euro düşerek, 2107'ye düşerek o %20'sini ben koydurdum. Şimdi tabii sattıktan sonra bu gündeme geliyor. O gün satışta öyle bir durum yoktu. O gün de para lazımdı. Biz başka şeyle oturduk, konuştuk. Haklarını, geri kalan haklarını satın aldı. Niye? Yani bunun bu hukuksuz bir durum değil, bir şey değil. Niye sattınız? O günün şartlarında öyle olacağını kimse bilemezdi. Kimsenin Yusuf'un 50 bin dolar gelip kimin 150 bin gideceğini de bilemezdi. Evet. Yani onun için bence o çok gereksiz tartışmalar. Yani onu öyle yaptı, bunu böyle yaptı. Bu kadar oyuncu sattık ya. Azı bu kesini sattık, kalitli sattık. Yani bir sürü oyuncu sattık. Onun için kimse onları görmüyor. Gelmiş orada, o yüz oraya takılıp duruyor. Onun için o geçti gitti ve orada da yapılan şey hukuken zaten resmi yapılan şeylerdir. O günkü çekleri verilen mahfuzlarla, sözleşmelerle hakkını satınlamış Başakşehir. Biz de vermiş o günün şartlarını. Bence onun evet. Şu andaki farklı, o farklı niyetlerle taşıyor. Başka peki Sayın Başkanım bir şey soracağım. Bu hani lisanslı bir Türk futbolcu tarafından çıkarıldı muhabbeti de mi? Bakın şimdi yani bu böyle bir şey asla söz konusu değil. Evet. Yalan. Teşekkür ederim. Yani onu kim söyledi bilmiyorum. Lisansına kim bir futbolcu parasına çıkarıldı demek. Yani öyle bir kim çıkarmış, parasını kim ödemiş, lisansı federasyonun parasını kim yatırmış onu merak ediyorum. Öyle bir şey söz konusu dahi değil. Evet. Şu olmuş olabilir. Evet bu oyuncu iyi oyuncudur. İşte artık o gün alacağımız sıradaki bir Türk oyuncumuz. Hatta Türk oyuncumuz derken ona da söyleyeyim ben ismini de. Yani o gün içerisinde bize gelirse denemeye gelirken Gökhan söylemişti. Gökhan Başkan'ın bu oyuncu da çok iyi oyuncudur. Hani o da bana söylemişti. İstişare evet. Yaparken. Bu oydu. Onu farklı yere çekmeye çalıştı herhalde. Ama onu o günün şartlarında Gökhan'ın söylediği bir şeydi. Evet. Oyuncunun geleceği olduğunu yani iyi oyuncu olduğunu sadece gelip bana onu söylemişti. O farklı yere çektirmeye çalıştı. Bir tane lisansı şey tarafından çıkarmış diye söz konusu dahi değil öyle bir şey. Evet. Peki Sayın Başkan, Pasolik ile ilgili gelişmeler var. Birincilik ve Süper Lig'de biliyorsunuz Pasolik var. Sezon sonunda sözleşme bitiyor. Bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı? Ben Pasolik ile alakalı şunu söyleyeyim. Şimdiye kadar başında ben hiç doğru bulmuyorum. Evet. Yanlış. Birilerinin para kazanması, rant elde etmesi gibi bir şeydir. Bunu da bence Türk futboluna, Türk futbolu bu kadar sıkıntı yaşarken, Türk futbolu bu kadar ciddi sıkıntılar yaşarken Pasolik hem taraftarı zaten ciddi sıkıntıya sokuyor. Yani onu şunu söyledi. Ya işte taraftara kontrol etmek için, onu yapmak için, bunu yapmak için de bunların hiçbirisi doğru değil. Ben açık net söyleyeyim. Sadece birileri orada para kazanıyor. Birileri burada bir şey yapıyor futbol içerisinde. Ama futbola geldiği zaman hiçbir şey yapmayan bir durum. Ben bunu asla doğru bulmuyorum. Bugün de tekrar onun tekrar Pasolik'i bu şekilde yapması asla doğru bulmuyorum ama benim bildiğim kadarıyla şu an Süper Lig'i tam bilmiyorum ama Süper Lig'de ve PT Lig'de artık Pasolik şeyi yapmak istemiyor. Devam etmek istemiyor. Evet. Sözleşmeyi uzatmak istemiyor. Ama herhalde bildiğim kadarıyla 2 yıl bir kaybın olduğunu düşünüyorlar pandemiden dolayı. Öyle bir durum var. Evet. Tam bilmiyorum ama yani öyle bir durum varsa o zaman takımların 2 yıl kaybını kim karşılayacak? Evet. Yani bu kadar takımların seyircisiz oynadığı şeyleri onu kim karşılayacak yani? Yani pandemi var da onlar oldu mu, birilerine olduğumuz zaman herkes bir şekilde pandemiyle paramayacak. Futbol dünyası ne olacak? En büyük zararı gören şu an bu sektörlerde tek de destek almayan futbol camiasında pandemiyle o kadar kayıplar oldu, o kadar sıkıntılar oldu, o kadar sıkıntılar yaşadı ki biz Malatya'da bir sürü oyuncumuz test etti gitti. Bütün evet. Acısını şu an yaşıyoruz. Bu takımlar ne olacak? Bunlar ne de alacak o parayı? Ama bugün benim bildiğim kadarıyla bütün şimdi kulüpler hiçbir kulüp istemiyor Süper Lig'de dahil işte alt liglerdeki şeyle beraber. Evet. Ama tekrar devam ettirmeye çalışıyorlar. Ama bunu federasyonun net söyleyeyim. Federasyonun bu işe asla alet olmaması gerekiyor. Ben bunu açık söyleyeyim yani bu kulüpleri bu şekilde zor durumda bırakmaması gerekiyor.
kulüplere gelir elde edilmesi gereken bir federasyonu bunu yapmadı. Evet. Kulüplere bir gelir kaynağı yaratması gerekirken gelirini de elinden alması diye doğru bir şey söz konusu olabilir mi? Eğer buna bu şekilde yaparsa o zaman oluyor. Kulüplerin gelirini elde almak demektir. O hiç evet. doğru bir şey değil. Ve bir de taraftar şey oluyor. Yani taraftar kaybı oluyor. Evet. Yani bir güvenlik aslında söylüyorlar. Ben onu da doğru bilmiyorum. Yani yok bir güvenlik için yapıyor diye. O bir kılıftır o işe. Sayın Başkan çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Yeni Malatya Spor Başkanı Adil Gevrek'ti. Yayınımızın sonuna geldik. Bugün çarşamba. Çarşamba günleri 13-14 arasında Markaş programında Mert Elam ve Atilla Türker sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi. Radyo Spor!